Sakarya'ya geleli oldu 20 gün. 20 gündür buradayız. 20 günde interneti olmayan caddelere denk geldik. İşte malum eğitim öğretimin bile senenin yarısının nereden baksan online olarak yapıldığı bir ülkede, adı büyükşehir olan bir şehirde internet altyapısının olmadığını gördük. Port yok. Türk Telekom koymamış. Bunlara denk geldik. Gelişi güzel bir konuşma oluyor. Benim için. Bu hazırlandığım bir konuşma değil. Ama yanlış. Yani sadece adı mı büyükşehir diye sormadan edemiyorum. Çünkü İstanbul'da böyle bir durumla karşılaşsak gerçekten kullanıcılar firmaları büyük bir şekilde linç ederler. Ama adımızda küçük bir yer olunca muhtemelen böyle bir durum söz konusu değil. Ama bir yandan çok renkli insanları var. Çok güzel insanları var. Abla dedi ki kameraya bakma dedi. Neden dediyse. Geçen gün taksiye bindim. İstanbul'dan geldim dedim. Dedi ki ne kadardı kira veriyorsun dedim. 5000 lira. Gayet dedim uygun dedim. Olur mu ya dedi. Şöyle bir gözlerini açtı. Dedim yani 5000 lira uygun. Yok ya dedi. Burada dedi biz geçinemiyoruz dedi. Ne dedi 5000 lira uygun dedi. Bizde dedi 3000 liranın üzerinde kiraya dedi kimse oturamaz dedi. Dedim yani ben dedim İstanbul'dan geldiğim için dedim uygun dedim geliyor. Çünkü İstanbul'da dedim bugün 35 yıllık binalar dedim. 35 ve 60 senelik binalarda dedim. En az dedim 10 bin lira dedim kiralıyorlar. İşte 5 ila 20 senelik binalarda dedim en az dedim 20-25 bin lira dedim kiralıyorlar. Yani dolayısıyla dedim burası dedim uygun. Yani asgari ücretle çalışarak dedim Sakarya'da geçinebilmek durumu dedim. Evet dedim olabilir. Ama dedim İstanbul'da dedim kirayı ödeyemezsiniz. Dolayısıyla insanların bunun farkında olması lazım. Yani kendi yaşadığın şehirde geçiniyor olabilirsin şartlara göre ama orada maalesef geçinemiyorsun.